Aa, şu akvaryumlara bak. Altın renginde bir deniz kızı. Elini oraya sokmak istediğinden emin misin? Anlaşılan birinin kuyruğa ihtiyacı var. Bize yardım edecek bir görüllümüz de var. Kalıbını çıkardığınıza göre içine girebilirsin. Bu çukuru dolduracağız. Bak, hem de gökkuşağı renginde. Şimdi üstünü süslemek için deniz yıldızları kullanacağız. Dalgalara kafa tutmaya hazır. Merak etme altın kız, seni de unutmadık. Bu alet saçını ışıltılı mücevherlerle süsleyecek. Şimdi saçları da kuyruğu kadar parlak. Hadi seni tarayalım. Ketçap mı? Gördüğüm kadarıyla klasik kızıl rengi tercih ediyorsun. Şimdi saçlarını taramamız gerekiyor. Harika görünüyor. Kokusu da iştah açıcı. Patates kızartması isteyen var mı? Deniz kızı manikürü yapma zamanı. Bu tırnaklar yıldızlara ulaşabilir. Sorun değil kızıl, tırnaklarda saçlar gibidir. Takviyeyle düzeltemeyeceğin bir şey değil. Sıcak silikonu çizgiler halinde sür. İstediğin boyutta kes. Bunun yöntemi budur. Vay canına, gökkuşağı tırnaklar. Bu aralar pek revaçta. Her şey yolunda mı? Sana yengeç kekiyle yılan balığı turtasını karıştırmamanı söylemiştim. Altın tuvalet imdat. Şu kırmızı halıda yürü. Hey, bana biraz tuvalet kağıdı ödünç verebilir misin? Sıraya girmek istemiyorsak başka bir tuvalet yapabiliriz. Şişenin ağız kısmına bir sakız yapıştır. Bir su haznesi. Bir de deniz kabuğu ekle. Ne de olsa bu deniz kızları için. Hadi kızıl bir deneyelim. Şunu yüzgeç mi yaptı? Hayır, daha kötüsü. Bu bir sivilce. İşte sana yardımcı olabilecek bir şey. Suni elmas. Redneleyince bir sürü elmasımız oldu. Hadi dene. Ne de olsa elmas bir kızın en iyi arkadaşıdır. Kızıl isminin hakkını veriyor. O kahve telvesini atma. Yüz bakımı zamanı geldi. Aslında sanki havyara benziyor. Bir deniz süngeri alıp sil. Hiç suni elmas kaldı mı? Kendini şımarttığın bir günün sonunda dinlenmek gibisi yoktur. Belki birilerinin de biraz şımartılmaya ihtiyacı vardır. Bu şekerleme işe yarayabilir. Tatlı ve kullanışlı. Ama o tüyleri ziyan etmeyelim. Bıyık sana yakıştı. Mıncıklamalık bir arkadaşla oynamaya doyum olmaz. Ya da 5 mıncıklamalık arkadaşla. Mıncıklamalık oyuncaklar tıpkı şey gibidir. Buz. Yani doğru ayarlamalarla. Bu muz yeni yunusun olabilir. Bir deniz kızı için mükemmel bir oyun arkadaşı. Yardıma ihtiyacın olunca hep yanındadır. Şu güzel mücevherlere bak. Bir taçla başa çıkamazsın. Ancak o senin boşuna çıkar. Geriye bir tek onu sıvı altına batırmak kaldı. Hadi kızıla mücevher yapalım. Bu yüzükten harika bir taç olur. Bu kabuklar da ona doğru dokunuşları yapacak.
tek boynuzlu at yapmaya da yarıyor. O kuyruğu temizlememiz gerek. Sorun yok. Seni bir küvete koyalım. Ve üzerindeki şu şeylerden kurtaralım. Yengeç öğle yemeğine kalabilir. Şimdi inci takalım. Burada iki kişilik yer olduğunu sanmıyorum. Bir tabaktan harika bir küvet olur. Bu küpe de mükemmel bir musluk olacak. Unutma, hem sıcak hem de soğuk su olmalı. Slime varken inciye ne gerek var? İşte bak, kuyruğun yeperi görünüyor. Vay canına, bu kabuklar gerçekten çok işe yarıyor. Aslında daha büyük kabuklar da var. Birini temizlemeye ne dersin? Şeffaf yapıştırıcıyı da sıkalım. Tabii ki sim kullanmadan olmaz. İstiridyenin iyisinde mutlaka inci vardır. Şimdi yepyeni tahtına otur. Viral videoları izlemek her zaman eğlencelidir. Ama bazen kendi eğlencemizi kendimiz yaratabiliriz. Uzun bir kağıt parçasını plastik bir kutunun içinden geçir. Patlamış mısırını al. Gösteri başlamak üzere. İşin aslı nasıl izlediğinin hiç önemi yok. Kedi videolarına kimse hayır diyemez. Merak etme, burası çok iyi bir bebek hastanesi. Bir anda yüzsüz mü kaldın? Çözümü kolay. Belki de kuruması gerekiyordur. Şimdi şu saça gelelim. Boş versene. Bugün hiçbir şey yolunda gitmiyor değil mi? Bu bizden olsun. Ama hastane faturasından bahsetmiyorum. Ya ağlama. Hadi tekrar deneyelim. Plastik hayat o kadar da güzel değilmiş. Aslında küçük bir yüz peelingi mucizeler yaratabilir. Sanırım güzellik gerçekten insanın içinde oluyormuş. Şimdi şu saçı temizleyelim. Diş macunu deneyelim. Ne de olsa dişlerde çok işe yarıyor. Saç da temelde diştir. Bak röflesi bile var. Şimdi şu koca alna gelelim. Hazır makarnalar her şeye yarıyorlar. Küçük topuzlar elde edene kadar çevirelim. İki tane deneyelim. Sailor Moon'a yakışıyordu. Diş macununu bitirmedin değil mi? Üstelik özel bir diş fırçamız da var. Elektrikli. Ve daha da önemlisi tek boynuzlu at şeklinde. Boğazında bir şey mi var? Bir kalp. Yanaklarına çok daha iyi gider. Küpelere ne dersin? Unutma, bütçemiz kısıtlı. Bir miktar delik açıp içini dolduralım. Sonra da ikiye bölelim. Bir ağız deliği keselim. Ve onu da dolduralım. Yuvarlayalım. Dilimleyip birkaç minik yüz elde edelim. Sonra da kulağımıza takalım. Şu tutkal tabancasını ödünç alabilir miyiz? Bir ayna alıp bazı şekiller çizelim. Yüzünde nasıl görüneceğini bile görebilirsin. Şimdi şekillerin üzerine biraz sim ekleyelim.
İşte gözler için bir ziyafet. Oo, hadi şu bluzu bir düzeltelim. Bir balonu simle dolduralım. Patlat ve bırak simler en iyi yaptıkları şeyi yapsınlar. Başka ne ekleyebiliriz? Bir banyo lifi. Açtığımızda yepyeni bir kolluk oluyor. Çizgi boyunca bazı süslemeler ekleyelim. Birkaç tane daha banyo lifi. Kolların hiç bu kadar iyi görünmemişti. Ama ellerin farklı bir hikaye. Merak etme, Doğa Ana bunu çözebilir. Küçük bir yaprak mükemmel bir takma tırnak olabilir. Ama biraz oje olmadan tırnakların ne anlamı var ki? Şimdi de çorapları canlandırmalıyız. Su artı şeker eşittir anında renkler. Tabii ki sadece çorapla yaşanmaz. Bu Puppet oyuncaklar mükemmel parmak arası terlik olabilir. Bir kayış ekleyelim ve başka süslemeler ekleyelim. Çorap ve sandaletler. Tıpkı samuraylar gibi. Sırada küp şeker var. Üstüne küçük bir şekil çizelim. Bir damga oldu. Geçici dövme zamanı. Boyunluklardan ne kadar tasarruf edeceğini bir düşün. Basketbol topu mu? Sanırım içinde bir şey var. Çizgi üzerinden keselim. Aç bakalım. İçinde ne var? Oo, Mario! Ve dahası da var. Vay canına, şu kumaşlara bak. Altın gibi. Topun etrafına saralım ve bir çanta olsun. Şu şortun içinde bir şeyler yapalım. Çantaya uygun bir şey mi olsa? Tamam, biraz altın varak al. Şortunun etrafına sar. Şimdi tek ihtiyacımız biraz sıcak hava. Bu şort hiç bu kadar iyi görünmemişti. Bak, şimdiden yepyeni bir sen oldun. Vay, pembeyi gerçekten seviyor olmalısın. Moda severler için her zaman keyifli bir seçenek. Sanırım kutuya geri dönme zamanı geldi. Hadi ama, kişi kendi değerini bilmeli. Tabii buna alıcı piyasası derler. Her kuruşuna değer. Hadi Dolly, parti zamanı. Muhteşem bir bebek dönüşümüydü. Bir sonrakinde görüşürüz.